Merhabalar. Bugün T Sanat'ta yine birlikteyiz. Benim çok değerli bir konuğum var. Sevgili psikolog, yazar Azra Cohen. Ve aslında bence en önemli, şöyle bence giriş yapalım. Fi, Çi ve Pi'nin yazarı ve yeni çıkan Eden'in bestsellere giren, okuyucu kitlesi çok fazla olan ve birçok insanda farklı bakış açıları uyandırarak bizim yeni şeyleri düşünmemizde bize önce olan çok değerli bir ruh kendisi. Ben kendisini çok severek takip ediyorum ve bugün benim konuğum olmasından dolayı çok mutluyum. Bir hoş geldiniz dedikten sonra hemen o değerli bestsellere giren kitaplarını sizin için ayrıca konuşacağız. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ne güzel bir giriş yaptınız. Çok sağ olun. Çok sıcak bir karşılanmışlık olarak böyle mutluluk verdi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de geldiğiniz için. Çok ilginiz için. Beni öncelikle şöyle girmek istiyorum. Eden'de çok etkileyen bir yer var ki hemen onu şöyle bir kısaca geçelim. Hiç ağacın olmadığı yerde, toprağın bulunmadığı, insana benzeyen ama insan gibi gözükmeyen, yüzlerce insansı yaratığın, gezegenlerine inenlere soru bile sormadığı bu gri, zehirli gezegen annesinin doğduğu yer olamazdı. Hala yerde sürünerek giden araçlara biniyorlardı. Direklerdeki kablolarda neyin nesiydi? Ya o ilkel araçlardan gelen koku da neydi? Bağlanmaya çalıştı. Önüne gelen herhangi birine bağlanmak için çabaladı ama olmadı. Ya kendisi hala güçsüzdü ya da düşünmek bile istemiyordu. Bu insansılar hala telepati seviyesinde bile değildiler. Eden, telepati seviyesi insan olma yolculuğunda çok önemli bir seviye mi? Şimdi o yolculuğun nereye vardığını hiçbirimiz aslında ne pratikte ne teoride bilmediğimiz için o seviyenin önemini konusunda ancak spekülasyon edebiliriz. Yani tahminlerde bulunabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Doğada bir arada yaşayan bütün canlılara baktığınızda işte karıncalar gibi, arılar gibi değil mi? Belirli bir sistem kurup o sistemin içinde bir arada yaşamakla ilgili kendi evrimlerini bir arada yaşamak üzerine kurmuş bütün canlılara baktığımızda evet yani bir iletişimde kuvvetli olduklarını görüyoruz. Enteresan bir iletişim sistemi geliştiriyorlar. Biz bu iletişim sistemini zaten konuşmaya başlayarak diğer hayvanlardan ayrı bir şekilde, diğer memelilerden ayrı bir şekilde konuşmaya başlayarak kurduk. Sonra ikinci seviyeye çıktık. Artık internetin bulunmasıyla değil mi? Dünyanın çok öbür ucundaki bir insanın ne düşündüğünü aslında birkaç hamleyle öğrenebiliyorsunuz. Tabii. Ya da size bir telefon kadar uzaklıkta olabiliyor herkes. Şimdi bu ikinci seviyeye geçtiğimizi düşünüyorum. Fakat üçüncü seviyede eğer biz gelecekte insanlık adı altında bir bütün olacaksak, yani işte sen Japonya'da doğdun, ben işte Irak'ta doğdum, sen şurada doğdun ya da sen şu dağda doğdun, ben ovada doğdum kısımlarına geçip İnsan kümesinin içinde bir bütün olarak birbirimizi kabul ettiğimiz zaman iletişimin çok daha farklı bir boyutta, daha nörolojik bir boyutta gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Yani gerçi bu benim düşüncem değil. Yani bu işte bu konularla ilgili birçok uzmanın düşüncesi. Yani gerek biyolojiyle ilgili, gerek işte insan organizmasının nasıl gelişeceğiyle ilgili DNA'mızın içindeki genlerimizin nasıl aktif ve pasif olduğunu araştırdıklarında iletişimde de aslında gelişiyoruz. Evet. Yani göreceğiz. Bence öyle olmalı. Çünkü birbirimizi anlamadığımız zaman birbirimize çok zararı olan bir organizmayız. Anlaşılmak bizim kilit noktamız. Anlamak ve anlaşılmak. Değil mi? Peki bu anlamak ve anlaşılmayı nasıl yapabiliriz? Ancak düşüncede senkronize olduğumuz zaman olabilir. Ve düşüncede senkronize olmak da çok ciddi detaylarda kaybolunmayan bir iletişimden geçiyor. Evet. Aslında çok heyecanlı baktığımızda Azra Hanım. Evet. Ve çok fazla bu konulara ilgi var artık. İnsanlar çok farkında bu konuların. Ve şunu çok duyuyoruz. Seni düşündüm, aradın telefonla. Bu daha fazla olmaya başladı. Biraz enerji de galiba yükseldi. Değil mi? Kesinlikle. Eskiden bundan 10 sene önce konuşamayacağımız konular. Şimdi herhangi bir sohbet ortamında ya da işte bir markete giriyorsunuz. Atıyorum bir mendil alacaksınız. Kasadaki insanlarla bile hani 2 dakika içinde ayaküstü konuştuğunuz konular haline geldi. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü evrene açıldı. Algımız. Evrenin bir parçası olduğumuzu anlamaya başladık. Yaşayan her şeyin birbirleriyle bağlantılı olduğu, bir bütünün parçası olduğu fikri hepimize inmeye başladı. Bakalım buradan ilerlediğimizde işte birbirimizi şeklimizle değil işte anlayışla yargılayacağımız bir gelecek olduğunu ümit ediyorum. Kitabınızdan da yola çıkarak Çi,
yani Çin yaşam enerjisinden çok fazla bahsediyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ve Eden'de de geçiyor. Çin yaşam enerjisini korumak zorundaydım diyor. Evet. Kahramanımız. Evet. Nedir, biraz açıklayabilir miyiz? Şimdi Çi her insanın vücudu 50 ile 100 milivolt arasında bir elektrik üretiyoruz biz hepimiz. Hatta bu Reiki adını verdiğimiz sistemle ilgili bir deney yapıldı. Bir kişiyi bir bakırdan 1 metrekarelik bir odaya koydular. Reiki uzmanı olan, baş ağrısı aralarını geçirmekle ilgili ün yapmış bir hanımı. Ve bunun üzerine yapılan deneyde şu ortaya çıktı. Bu hanımefendi kendi vücudundaki elektriği 250 milivolta kadar çıkartabilip kendi manyetik alanı, elektrik yükseldikçe manyetik alan kapsaması da büyüdüğü için, manyetik alanıyla diğer manyetik alanları resetlediği için baş ağrısına geçirebildiği ile ilgili bir teori atıldı ortaya. Ve bu, düşünsenize, elektrik üreten biyolojik varlıklarız. Düşüncelerimiz işte nörotransmitterlerimizin birbirlerine gönderdiği küçük böyle elektrik akımına benzeyen işte zincirlerden oluşuyor. Peki biz bu yaşamın en ham maddesine indiğimizde, yani yaşam nasıl var dediğimizde, bir enerji söz konusu. Bu enerjiye chi deniyor. Chi demek yaşam enerjisi demek. Yaşamın var edildiği enerji demek. Ve benim inancıma göre ben bütün evrendeki chi enerjisinin bütünlüğü yaradan olduğuna inanıyorum. Yani o yüzden biz aslında her birimiz yaradanın bir parçasıyız. Değil mi? Evet. Ve deneyimdeyiz. Deneyime geliyoruz dünyaya. Birçok şey öğreniyoruz. Hatalar yapıyoruz. Hatalarımızdan dersler alıyoruz. Hatalarımızdan dersler almıyorsak eğer, alamıyorsak, aynı hataları farklı karakterlerle, farklı senaryoların içinde görüyoruz. Chi, yani yaşam enerjisi, deneyime giriyor. Deneyime girerek öğreniyor. Peki neyi öğreniyor? Yani evet. Yaşam neyi öğrenebilir? Yaşam enerjisi belki de tek olmayı, bir bütünün parçası olduğunu deneyimlemeyi, deneyimleyerek bir bütünün parçası olduğunu öğreniyor. Yani evet. Bu konuda bir sürü teori üretebiliriz. Hiçbirimiz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Çok bu konularda iddialı konuşmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Ama çiğ bilim dünyasında da işte gerekse fiziğe indiğinizde de işte bakıyorlar işte atom altı parçacıklarına, öyle bir noktaya kadar iniyorlar ki işte tanrı parçacığı diyorlar mesela. Enteresan. Yani CERN o yüzden 2'den ileride, evet, değil aynen mesela. Çiğ yaşamın yapı taşı, yaşam enerjisi. Ve siz bunu aslında şöyle anlatıyorsunuz. Ben izlemiştim sizi. Çiğ yaşam enerjisinin deneyimlerle bedene inmesi. Mesela bir oyuncudan dersinizi alamadınız, gene aynı oyuncularla aynı sahneleri yaşıyorsunuz. Ayrı ayrı oyuncularla. Ahmet ve Ayşe ile denk geldin. Ahmet ve Ayşe senin canını yaktı. Ahmet ve Ayşe'nin senin canını niye yaktığını bulamadın ve bu konuda aslında daha analizci, oradaki olayı niye yaşadığını anlamak üzerine emek sarf etmek yerine, sen işte Ahmet ve Ayşe'ye taktın kafayı ve hayatını Ahmet ve Ayşe'den nefret ederek geçirmeye adandın. Evet. Şimdi sen aslında bir şey öğrenmiyorsun. Sen aslında kendi acının içinde kayboluyorsun. Ama eğer sen Ahmet ve Ayşe'nin sana yaşattığı o acıyı ya da kötülüğü ya da neyse o deneyime yüklediğin duygu, o duygunun neden var olduğunu analiz etmeye başladın. Ya ben bunu niye yaşadım? Ben burada ne hata yaptım ki ben bunu böyle yaşıyorum? Ya da hayat bana burada ne anlatmaya çalışıyor ki ben bunu bu şekilde yaşıyorum öğrendiğinde, bir daha Ahmet ve Ayşe'nin rolü işte Zehra ve Mustafa adı altında ya da farklı farklı insan adı altında karşına çıkmayacak. Çünkü sen zaten o dersi vermiş olacaksın. Yani bakın, hayat bir an belki de. Evet. Ve biz belki de bir anın içine iniyoruz. İşte bunu ortalama 90 yıl olarak, 70-90 yıl arasında bir yıl olarak uzun uzun deneyimliyoruz. Belki bu hayattan geriye çıktığımızda, vefat ettiğimizde yukarıya ya da aşağıya, neredeyse o başka bir boyutta, bir bilinçte tekrardan kendimize geldiğimizde belki de birkaç saniyedir dünyadayız. Ve belki de bu dünyada bize yaşatılan her şeye rağmen doğruda durup kararlarımızın yaşamın yanında mı, yaşamın karşısında mı olacağının testindeyiz belki de. Belki de yani aralıksız, muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş bir testin içindeyiz. Ve sürekli bize olta atılıyor belki de. Oltalara ne kadar az geldiğimizle değerlendirileceğiz diye düşünüyorum. Peki insan neden kendini bunu seçmez Azra Hanım? Yani, kaybolduğu için. Kaybolduğu için mi? Kayboluyoruz çünkü. Mesela ben de kaybolan insanlardan biriyim. Herkes değişik konularda kayboluyordur. Ben Fi'de bunu anlatıyorum. Herkesin bir yemi var hayatta. Evet. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Bir gün bir konferansa gideceğim ve benim için çok önemli bir konferans. Orada çok öğreneceğim şeylerin olduğu bir konferans. Fakat trafik ışıklarında birisinin işte bir olay gördüm ve o olaya o kadar müdahil oldum ki 6 saatime mal oldu. Konferansa da gidemedim. Öğrenmem gereken hiçbir şey de öğrenemedim. Sadece inattan,
sadece inattan. İşte hak, adalet ve inat adı altında 6 saatimi orada verdim. Ama o günün sonunda analiz ettiğimde, ya ben burada ne yaptım, ne öğrendim, cebime ne kaldı? Yani günün sonunda bana kazancı ne oldu diye düşündüğümde şuna karar verdim. Şimdi tabii ki de biz haklarımızı koruyacağız. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii. Şunu demiyorum, yani her şeyi bırakın, sadece hedefe yönelin. Bazen hedef gibi gözüken şey aslında sadece araçtır ve aslında o yolculukta asıl hedefler çıkar karşınıza. Ama savaşlarımızı seçmek zorundayız. Evet. Yani savaşlarımızı seçmeyi öğrenmediğimiz zaman kayboluyoruz. Kaybolduğumuz zaman kendi merkezimizden uzaklaşıyoruz. Şu sorunun cevabını çok düşünmek, yani düşünmeye zaman ayırmak çok önemli. Niye bu gezegendeyiz? Niye insan var olmuş olabilir? Şimdi bunun net bir cevabını hiçbirimiz verecek kudrette ve kapasitede değiliz. Tabii. Ama bunu düşünecek kudrette ve kapasitedeyiz. Bunu düşünmek için dizayn edilmişiz zaten. Şimdi niye dizayn ediliyoruz sorusunu ben kendim çok küçük yaşlardan itibaren düşünüyorum. Bir sürü değişik cevabım var ama bir tanesini burada paylaşmak isterim. Lütfen. Şimdi biz Einstein ortaya bir takım teoriler attı. İşte bir sürü speküle edildi. İşte Einstein bir arşivde çalışıyordu da başka öğrencilerin teorilerini birleştirdi falan. Oralara girmiyorum. Önemli olan hani o teorilerin bugün bize ulaşmış olması. Einstein'ın da o teorileri bize ulaştırmada köprü vazifesi görmüş olması. Evet. Einstein'ın attığı teorilerden, desteklediği teorilerden bir tanesi de string teori adına verdiğimiz bir teoriydi. Bu teoriye göre işte evren paralel yapılar içerisinde işte sadece bizim algımızda olan 3 boyuttan ibaret değil, farklı boyutlar da var. Aynı anda, aynı zaman dilimi içerisinde aslında farklı boyutlar da var. Boyut dediğimiz şey nedir? Şimdi ben boyutu anlamak lazım öncelikle. Evet. Derinlik algım var değil mi? Şimdi uzak ve yakını algılayabiliyorum. Bir şeyin ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçebilecek kadar derinlik algım var. İleri ve geri gidebiliyorum hareket alanım içerisinde. Hı hı. Bir şeyin ne kadar işte sağa sola gidebiliyorum, genişliğini ölçebiliyorum. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Şimdi peki eğer benim yükseklik algım olmasaydı, insan 3 algıya sahip. Derinlik, genişlik ve yükseklik algımız var. Hı hı. O zaman benim yükseklik algım olmasaydı ben uçabilir miydim? Uçmak aklıma gelebilir miydi? Ya da kafamı kaldırıp yukarıya bakabilir miydim? Düşünsenize, yükseklikle ilgili hiçbir fikrim yok. Evet. Yükseklik ya da alçaklık, aşağı ya da yukarı diye hiçbir fikrim yok. Hı hı. Ve sizce aşağı ve yukarı diye hiçbir fikri olmayan birisi kafasını yukarı ya da aşağıya kaldırıp indirebilir miydi? Tabii ki. Ya da zıplamak aklına gelebilir miydi yükseklik algısı olmayan birinin? Şimdi biz o yüzden aslında Einstein'ın desteklediği, Stephen Hawking'in matematiksel olarak ispatladığı ve bugün string teori adı altında 10 tane boyut olduğu matematiksel olarak ispatlandığı için biz biliyoruz ki 10 tane boyut var. Fakat bu 10 boyut içerisinde insan organizması sadece 3'ünün algısına sahip. Düşünsenize 10 tane 10 boyutlu bir evrendesiniz. Bu 10 boyut çok daha fazla olabilir. Belki 100 boyutlu, bilmiyoruz. 10 boyutunun matematiksel olarak biliyoruz ki evet en az 10 boyut var. Evet. Şimdi bu 10 boyutun içerisinde biz sadece işte ileri geri, sağa sola, yukarı aşağı gidebiliyoruz. Evet. Değil mi? Peki 4. boyut ne? 4. boyut ne olabilir? Şimdi siz Eden'de şöyle demişsiniz boyutları anlatırken. Üçüncü boyuta bile geldiğinde o kadar çok zihnini kullanıp böyle öyle üst insan oluyormuşuz ki. İkinci boyutla, yani düşünsenize iki boyut algısında, mesela şimdi karıncalardan örnek verelim. Evet. İki boyut algısında işte ikinci boyut karıncanın önüne parmağınızı koyarsınız. Dünyada kaç kişi vardır karınca gören? Yani herkes görür. Herkes görmüştür, evet. Değil mi? Herkes bir karınca görmüştür. Tabii. Peki insan gören kaç karınca vardır? Tabii. Yani o kadar insan yüksek ve karınca o kadar altta ki biz tahmin bile edemiyoruz. Nasıl algıladığını biz bilmiyoruz. Tabii. Yani parmağınızı koyuyorsunuz karıncanın önüne, etrafından tekrardan işte kırıntısını taşımaya devam ediyor. İnsan gördüğü zaman böyle aman Allah'ım deyip kırıntıyı açıp böyle çığlık ata ata kaçan bir karınca görmedik değil mi? Tabii. Etrafımızda yaşıyorlar. Evimiz üzerlerine basıyoruz, kaçmıyorlar bile. Tabii. Değil mi? Şimdi o yüzden şöyle bakmak lazım. Karınca ile benim aramdaki fark ne kadarsa, benim bir karınca kolonisini, binlerce karıncadan oluşan, kraliçe karınca dahil olmak üzere bir karınca kolonisini yok etmem kaç dakikamı alır? Çok inanılmaz ki, yani biz diğer onlara çok güçlüyüm değil mi ona? Yani binlerce, tabii, karıncaya karşı, tabii, tek bir insanın gücünü ölçtüğünüzde, tabii, ne kadar güçlüyüz onlarla kıyaslandığımızda, bu organizma olarak iki organizmayı, tabii, kıyasladığınızda. Şimdi şu çok önemli bir nokta. Benim bir karıncanın bütün kolonisini yok etmem sadece birkaç dakikamı alırken, maksimum 10 dakika diyelim.
Evet. Kireç döker, su doldurur, şişiririm koloniyi. Zehir, gazlı zehir, zehir gazı veririm delikten. Hepsi ölür. Bin değişik, psikopatik şekilde değişik senaryo yazabilirim karınca kolonisi yok etmekle ilgili. Evet. Peki burada benle karınca arasındaki fark kadar bir fark var. Dördüncü boyut algısı olan bir organizmayla benim gibi üçüncü boyut algısı olan bir organizma arasında. Evet. Yani dördüncü boyut algısı olan bir organizma dünya gezegenine geldiğinde dünya gezegeninde yaşayan bütün insanları yok etmesi böyle bir şey. Peki neden yapmıyorlar peki? Ben uzaylılara falan da inanıyorum şimdi, olduğuna. Misal, çok güzel, çok güzel. Çok neden güzel. Yapmıyorlar? Öncelikle dördüncü boyut nedir? Bence dördüncü boyut daha gelişmiş bir bilinç olduğu için iyiliğe ve şöyle, daha, böyle düşünmek istiyoruz ama evrenin bütününü düşündüğümüzde evet, neden? Dördüncü boyutun zaman olduğu düşünülüyor, zaman. Şimdi biz ne, zaman bir boyut mu falan diyoruz, kafamız almıyor değil mi? Çünkü biz o boyutun içine tabiiz. Tabii. Boyutun içinde ilerleyemiyoruz. Boyutun içinde organizmalar boyut hakim oldukları boyutların içerisinde ilerleyebiliyorlar ve kendilerinden bir alt boyutu çizebiliyorlar. Biz iki boyutlu çiziyoruz. Kalem verin bana, ben iki boyutlu işte tabii, sizi çizeyim ya da işte etrafı çizeyim. Çizeceğim her şey iki boyutlu olacak. Tabii. Şimdi dördüncü boyut zamansa eğer, dördüncü boyut organizması zamanın içinde ileri geri gidebilir. Çünkü dördüncü boyut algısına sahip. Zamanın içinde benim nasıl genişlik ve derinliğin içinde nasıl ben ileri geri sağa sola gidebiliyorsam ya da yükseklik ve alçaklığın içinde uçak yapıp uçup aşağıya inebiliyorsam değil mi? O boyutların arasında hareket edebiliyorsam dördüncü boyut algısına sahip olan varlık da dördüncü boyut olan zamanın içinde hareket edebilir. İnsan organizmasını yok etmesi onun için inanılmaz kolay. Fakat niye yok etmiyor? Evet. Çünkü sizce yaradan, ben diyeyim yaradan, siz deyin Allah, başkası desin Tanrı, başkası desin evren, başkası desin ki yin yong. Neyse, hepimiz farklı isimlerle aynı kişiden bahsettiğimizi, aynı varlıktan bahsettiğimizi bilelim. İsimler üzerine kavga etmeyi bırakıp olgulara ve anlamlara odaklanalım. Tabii. Şimdi yaradan sizce her şeyin yaratıcısı değil mi? Bütün var olan her şeyin, var olan bütün canın yaratıcısı. Sizce yaşamın yanında olmakla ilgili kendini geliştirmemiş, algısına emek vermemiş, kararlarıyla yaşamın yanında olmak yerine yaşamın karşısında olan bir varlığın dördüncü boyut algısına ulaşmasına izin verir mi? Bence vermez. Vermemeli de. Çünkü niye var olan her şeyi ve bütün yaşamı yaratan bir varlık yaşamı zaten korur? Çünkü kendi yarattığı şeyi korumaz mı tabii, bir varlık değil mi? Biz zaten hani kendi içgüdüsel duygumuzla yaradandan aldığımız o zerreyle zaten bu duygu bizim kalbimizde var. Beynimizde de var. Tabii. Şimdi niye izin versin? Biz bu gezegende kendi üç boyutlu algımızın içinde dördüncü boyut algısını hak edip hak etmediğimizin testindeyiz. Eğer kararlarımız yaşamın yanında evet, olmayacaksa, yaşamın karşısında olacaksa, biz ağaçları kesip ekonomimiz bilmem ne güçlensin diye işte küçücük böyle bir sürü canlının üzerinden, bir sürü canlının köleliği üzerinden bir ekonomik sistem kurmaya devam edersek, yaşamı tüketerek içinde bulunduğumuz gezegeni, bütün o gezegenin kaynaklarını, gezegenin içinde bir kan gibi bulunan petrolü, petrolyum, bakın kaya suyu demek, Kızılderililer evet, yaralarına sürüyorlardı ve petrolyum inanılmaz yararlı, çok acayip bir elementtir. Bizim A noktasından B noktasına gidebilmek için petrolyumu kullanmamıza bundan 1000 sene sonra bizim çocuklarımız bize küfredecekler. Petrolü nasıl tükettiniz? Nasıl bu kadar değerli bir elementi böylesine hunharca kullandınız ve tükettiniz? Halbuki belki de petrolyum ölümsüzlüğe giden yolun kapısı. O bile olabilir diyorsunuz. Evet, ama hak etmediğimiz için tüketiyoruz. Niye? Şimdi beni böyle romantik işte hippie tarzı, aa işte petrol kullanmayalım, orta çağ hatta ilk çağa geri dönelim, işte atlarla yolculuk. Hayır, benden daha fazla teknolojiye saygısı olan ve teknolojiyi kullanan, ciddi söylüyorum, etrafımda insan tanımadım. Yani eşim dışında ve eşimin 5 tane nerd arkadaşı dışında. Şöyle bir şey var, ben teknolojiye çok saygısı olan biriyim fakat teknolojinin neye hizmet etmesi çok önemli. Eğer teknoloji bizim hedonik, hedonizm ne demek? Keyifçilik demek. Keyif ne demek? 5 duyu organımız var. Dokunma, tenimiz değil mi? Evet. İşte tat alma, dilimiz, görme, işitme. Şimdi bizim 5 duyu organımıza hitap eden
Biz işte dokunulmayı, sevinmeyi, okşanmayı çok seviyoruz. Güzel şeyler yemeyi çok seviyoruz. O kadar çok yiyoruz ki bu kadar oluyoruz. Vücudumuzu taşıyamayacak hale geliyoruz. Hedonizmin doruklarında kaybolduğumuz için. Ondan sonra işte bir şeyi çok güzel buluyoruz, seyrediyoruz. Seyrettiğimiz şeyin esiri oluyoruz. Yine hedonizmin doruklarında kaybolduğumuz için. Aynı şekilde dinlediğimiz işte müzik dinliyoruz, eğlenceye kapılıyoruz falan. Hedonizmde kayboluyoruz. Biz keyiflerimizi hedonik bir çerçeve içerisinde yaşamayı binlerce yıldır ilk Yunan'dan beri artık alışkanlık haline getirmiş ve bu alışkanlıkların içerisinde kaybolmuş bir organizmayız. Biz bu hedonik yapıdan çıkıp benim ödemanya dediğim ödemanik yapıya geçersek, ödemanya ne demek? Bu keyfi, keyifçiliği üretmeye, yani enerjiye dönüştüren kendi bir yapı. Kendi karakterini, kendi potansiyelini etrafında yaşayan bütün cana destek vererek, daha içsel bir şekilde keyif alarak uygulayabilmek. Evet. Yani işte dokunmaktan, okşanmaktan, işte yemek yemekten, yani duyu organlarınla ihtiyaç haline getireceğin şekilde değil, evet, daha ruhani, daha mesela işte çocuğunun gelişiminden aldığın keyif gibi. Evet. Değil mi? En hedonik insan bile kendi doğurduğu çocuğun iyi olabilmesi için bütün zevklerini, eğer sağlıklı bir insansa, evet, orta beyni iyi çalışıyorsa, bir takım aksaklıkları yoksa orta, evet, beyinde, sosyopati gibi, psikopati gibi, sağlıklı her insan kendi çocuğunun gelişimini bütün keyiflerden üstün tutar. İşte ödemönya aslında orada devreye giriyor. Buradan biz nereye geçmek zorundayız? Anneliğe. Evet. Şimdi ödemonyayı bir araştır. Ödemonyayı ödemonya diye araştırmayın. E-A diye yazılıyor. Damania diye yazılıyor. Eski Yunan'da bir akım, fakat zamanla işte Orta Çağ'da kilisenin aktifleşmesiyle ödemonyanın üstü kapatılmış. Evet. Çünkü ödemonya zaten, eğer biz hedonik yapıya değil de ödemonik yapıya da gelişen bir toplum olsaydık, şu an uçmuştuk. Şu an uygarlıklar her bulundukları gezegende farklı seviyelerde yaşarlar. Biz şu an dünya gezegenindeki yaşayan yani insan oğlu olarak, bütün insanlıktan bahsediyorum, sıfır uygarlık seviyesindeyiz. Hatta eksi bire daha yakınız. Ne demek bu? Evet. Bulunduğumuz gezegen aslında ortasında çekirdeği bulanan, işte içinde yeryüzünün üstünde bulunan okyanuslardan 3 kat daha fazla hidroksil yapısında suyu bulunan acayip bir pil gibi bir şey, bir hücre. Evet. Biz bu gezegenin hücre yapısını hiçe sayıp, sanki yaşamayan taştan, böyle taş, bir taşın üstünde yaşıyormuşuz algısıyla, gezegenin işte atmosferi var, atmosferin uyguladığı bir basınç var. O kadar muhteşem dizayn edilmiş bir şey ki, evet, canlı bir şeyin içinde yaşıyoruz biz. Canlı bir şeyi yiyin, yani dünya gezegeni canlı, o canlı şeyin üzerinde yaşıyoruz. Ve biz eğer yaşadığımız şeyin canlı olduğunu ve o canlı şeyin bizimle birebir iletişimde olduğunu, bu iletişime eğer emek vermezsek, o canlı şeyin işte makinelerimizi de delip delip içindeki suyu alıp, değil mi? Evet. İçindeki bir takım kristalleri alıp, o kristallerde bakın elmas nedir? Bunların hepsini ben Eden'de anlatıyorum. Bu anlattıklarım, evet, hepsi Eden'de var, evet, arkadaşlar. Şimdi elmas bizim bildiğimiz dünyadaki en iyi ısı tutan element. Evet. Biz ama elması kulaklarımıza, parmaklarımıza, şeylere takıyoruz. Evet. Ben asla takmıyorum mesela. Bana çünkü çok komik geliyor. Elmaslı bir insan gördüğüm zaman bana hani böyle aslında çok değerli olan bir teknolojiyi nerede kullanacağını bilmeyen cehaletin simgesi gibi geliyor. Ciddi söylüyorum işte yani. Farkındalık, bilinç arttıkça fark ettiğin zaman anlıyorsun. Ama şimdi ben bunu elmas düşkünü, sürekli eşine elmas aldırmak isteyen bir hanıma nasıl anlatacağım? Eğer bu bilgileri bilmezse. Bugün elmas güneş enerji panellerinde kullanılıyor. Isıyı çok iyi tuttuğu için elmas tozları kullanılıyor. Ve bizim elması kulaklarımızdan, kolyelerimizden, küpelerimizden, parmaklarımızdan çıkarıp teknolojimize koymamız lazım. Bunun farkındalığına gelmemiz lazım. Sıfır seviyesinden birinci seviye medeniyete çıkmak için. Sıfır seviyesindeki medeniyet ne demiştim? Kendi bulunduğu gezegeni bir parazit gibi tüketen, yok olmaya doğru giden medeniyettir. Ve uygarlıklar sıfır seviyesinden birinci seviyeye çıkmaya çalışırken yok olurlar. Neden? 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 Hedonizmden mi peki? Hayır, çünkü yanlış teknolojiler kullanırlar.
Ama o da hep bilinçsizlik ve bilinçsizlikten. Bilinçsizlikten art niyeti yok. Hiçbirimizde art niyeti yok. Evet. Yani bir sürü konspirasyon teorisi var. O konspirasyon teorilerin içine de baktığımızda biz işte 1910'ların başında Amerika'daki çocukların en çok ölme nedeni işte öksürüktü. İstatistik olarak baktığınızda çocuklar öksürükten ölüyorlardı. Ta ki bir hemşire öksürükten bu çocuklar neden ölüyor? Acaba bizim bunlara verdiğimiz ilaçta bir şey var mı diye araştırmaya başladığında ve fark etti ki heroin adı altında bakın bu internette var, bunu araştırın lütfen. Heroin adı altında öksürük şurubu var. İçinde %1 alkol, %2 kanabis yani esrar, %4 morfin, %2 kloroform bulunan bir öksürük şurubu düşünün. Yani çocukları bağımlı yapıp öldürdüklerinden dolayı, bilmediklerinden dolayı, evet çocuk öksürmüyor bunu verdiğinde, uyuyor ama sonra ölüyor yani. Öyle. Belirli bir dozaj, 2 sene kullanırsan bunu belirli aralıklarla zaten çocuğun birçok organını çökertiyorsun. Şimdi bu yüzden de bizim şunu anlamamız lazım. Böyle işte insan organizması bu gezegende sadece evren saatine baktığımızda, evrendeki varoluş çizelgesiyle insanın varoluş çizelgesini koyduğumuzda 11 saniyedir var. Biz çok yeni bir organizmayız. Bebeğiz. Sürekli hem kendi ırkımıza, kendi organizmamıza hem de bizimle aynı çevreyi paylaşan diğer bütün organizmalara inanılmaz ama inanılmaz büyük hatalar sürekli yapıyoruz. Evet. Bu hatalardan ders alabiliyorsak ne ala. Evet. Harika. Bu hatalardan ders aldığımızda gelişiyoruz. Ders almadığımızda inanılmaz kendimize zarar veriyoruz. Şimdi nükleer enerji ihtiyacımız var. Fakat bu nükleer enerjiyi acaba çekirdeği parçalamak üzerinden radyoaktif bir teknoloji üzerinden mi gitmek lazım? Yoksa bizim bütün galaksimizdeki bütün yaşamın merkezi olan bütün gezegenleri kendi yörüngesinde toplamış, evrendeki bütün mekanizmayı çalıştıracak kadar enerjiye sahip olan güneşin içinde hali hazırda bulunan, biz ne yaparsak yapalım asla o boyutta üretemeyeceğimiz o dev enerjiden yararlanmanın yolunu bularak mı gideceğiz? O da çünkü radyoaktif dev bir enerji var, güneş. Tabii. Ve biz niye güneşi kullanmıyoruz? Tabii. Bakın biz insanoğlu binlerce yıldır petrole başını saplamış bir şekilde, bir kene gibi saplamış bir şekilde petrolyum üzerinden teknoloji geliştirmiş. Evet. Petrolyum üzerinden geliştirdiğimiz teknolojiyi binlerce yıldır sadece 50 yılımızı güneş enerjisini geliştirmeye adansak ve büyük şirketlerin kendi kurdukları teknolojiler yabana gitmesin, piyasada güç kaybetmesinler diye güneş enerji teknolojisini engellemesini engellesek ya, sıfır seviyesinden birinci seviyeye kendimizi yok etmeden geçebiliriz. Peki neden bunu başaramıyoruz? Yani neden bu kadar aslında sizler anlatıyorsunuz, bilenler var, neden? Çünkü şundan dolayı... Kapital sistem yani. Yani kapital sistem demek istemiyorum çünkü içi boşaltılmış kelimeler. Yani kapital sistem dediğiniz andan itibaren şimdi gençler kapital kelimesini biliyorlar ama içeriğinin yani ne olduğunu bilmiyor. Çünkü içi boşaltılıyor. O kadar bir kelimeyi çok fazla duyduğunda artık anlamı sana bir şey ifade edemeyebiliyor. Ego gibi aslında değil şundan mi bu mesela? Dolayı, bankacılık çok... sistemi diyelim buna. Bankacılık sistemi. Evet. Bankacılık sistemi. Ne olduğunu araştırmaya başladığımızda ben ekonomi okumaya fırsatı olmuş bir insanım. Ekonomi okurken dünyada kurulan ekonomik sistemin ne kadar yalan ve ne kadar aslında saçma sapan kolonlar üzerine kurulduğunu ve bu kolonların her birinin aslında spesifik bir takım insanlara bağlandığını fark ettiğimde benim için zaten Türkiye yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu, şey bütün dünyanın içinde bulunduğu, bütün insanlığın içinde bulunduğu, yani ülkelere ayırmayalım, bütün insanlığı dahil edelim, bütün insanlığın içinde bulunduğu bir kara delik gibi bir şey bu. Buradan çıkmak zorundayız ve buradan eğer biz çıkmazsak alttan gelen çocuklarımız isyanla buradan çıkacaklar. Bu sistem yüzünden aslında ihtiyacımız olmayan şeyler ihtiyacımız varmış gibi bize sunuluyor. Aslında. Ve biz de koşu bandının üzerinde koşar gibi yaşadığımız için koşuyoruz ama hiçbir yere varamıyoruz aslında. Ama koşuyoruz, o enerjiyi tabii de sarf ediyoruz. O yüzden de koşu bandından inip, değil mi? Çok evet, hızlı koştuğum bir koşu bandından inmek de zor çünkü. Bir durup ben bu gezegende niye varım ve burada ne yapıyorum ve Yaradan'la ilişkim nedir? Bunları düşünmek için bir zaman vermemiz lazım. Yani şuna değinmek istiyorum Azra Hanım ben bu konuyla ilgili. Yani evet kesinlikle hani
kesinlikle insanın geliş amacı kendini bilmesi, dünyayı, evreni bilmesi ama bu duruma, bu bilince gelebilmesi, mesela insanlar hep bir çıkış noktası vardır ya, hani bir sürü silliye hüdadır vesaire, hepsinin bir adı vardır, bir olay, hadise. Yine de o noktaya geldikten sonra sorgulamayan da çok insan da görüyoruz. Bu değişecek ama. Bu göreceksiniz ki değişecek, çünkü niye? Nasıl sorgulatabiliriz? Siyasi inancı ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, dünyanın hangi bölgesinde, hangi kasabasında, hangi yöresinde büyümüş olursa olsun, bugünün insanı gerçekten de sorgulamaya başladı. Bize belki hani sorgulamaya çok önceden başlayan insanlar için belki bu sorgulamaya başlama hali çok az geliyor olabilir ve o insanlar kendilerini hala çok yalnız hissediyor olabilirler. Fakat gerçekten de ben bunu görüyorum bugün. Sadece biraz daha sabırlı olmak lazım. Bakın buradaki yaklaşım, eğer bir tek eleştiride bulunsaydım şu olurdu. Eğer siz bir takım şeylere, bir takım insanlardan daha önce farkına vardıysanız bir takım şeylerin, farkına varmayan insanları yargılamak ve onları aptallıkla suçlamak yerine emek verin. Çünkü insan dediğin organizma aslında bir bütün. Şimdi bakın, uzaylılar geldi diyelim ki. Diyelim ki acayip çok kötü kalpli uzaylılar geldi dünyaya. Ve istiyorlar ki, ve bunlar et obur. İnsan etini de çok beğendiler. Allah, en çok da çocuklarımızın etini beğendiler. Bizim kuzulara yaptığımız gibi, değil mi? Körpe kuzularını şişe takıp annelerin özünde kesip yiyoruz. Onlar da bizim çocuklarımızı şişe takıp yemeye kalktılar. Biz bu gelişmiş insan etini çok seven uzaylılara karşı nasıl savaşırız? İşte Türkiye olarak biz ayrı, işte Japonya olarak o ayrı, işte Yunanistan olarak o ayrı, Irak olarak o ayrı ayrı mı savaşırız? Hayır, kesinlikle. Birleşmemiz lazım değil mi insan olarak? Birleşiriz. İnsan olarak bir birleşmek lazım. Şimdi bakın, bu birleşme ya çok negatifte, işte hani o korku filmlerinde olduğu gibi insanların barkodlandığı, zenginlerin üstte böyle herkesin efendisi gibi olduğu, fakirlerin de böyle herkesin kölesi olduğu bir sistemde olma olasılığı var. Çünkü her olgu ya negatifte ya pozitifte sahibini bulur. Tabii. Her olgu. Ya da bu birleşme aslında her bir kişinin birey olduğu, artık liderlerin değil, bireylerin olduğu ve bütün sistemin bireyler tarafından sahip çıkıldığı, liderlerin peşinden giden böyle küçük küçük, aslında benim fikrim önemli değildir demek yerine, senin fikrin de önemli, onun fikri de önemli, benim fikrim de önemli dediğimiz bir insanlığa geçtiğimizde, o zaman zaten insanlık olacağız. Şu an insan falan değiliz. Şu an insan potansiyeli olan, insan olma olasılığı olan varlıklarız. İnsan olmadığımızı zaten Kur'an-ı Kerim'i eğer okuduysanız mealleri çok şaşırtıcı olabiliyor. Yani evet. bir sürü mealini okudum ve çok yanlış anlaşılmış anlamlar var içinde benim kendi algıma göre. Herkes kendi algısına emek vermek zorunda burada. Hepimiz kendimiz araştırmak zorundayız. Şimdi eğer siz bu seviyede buna emek vermiyorsanız zaten insanlıktan uzak kalıyoruz. Yani tabii, anlamların peşine düşmek zorundayız. Anlayışlı olmak zorundayız. Birbirimizi şekille yargılamamak zorundayız. İnsan olmak için buraya gönderildik biz. Tabii. Ve bu gezegende 3 boyut algımızda bakalım bu organizma insan olmayı hak edebilecek mi? Belki de bunun sorusunun cevabı için deneyimdeyiz. Evet, burada. Evet. Ben bir kitap okumuştum Azra Hanım seneler önce. Ya o yaşlarda da nasıl okumuşum ben de bilmiyorum. Ama hep böyle bir ilgim vardı benim spiritüelliğe. Çok ünlü bir yazar James Redfield, 9. Kehanet kitabını yazar ve o kitap çok okundu. O kitapta şöyle bir şey, hiç unutmadım onu. Mesela yüksek tepelere geliyorlar böyle, yüksek tepelere çıkıyorlar, enerjilerin yüksek olduğu yerler. Oraya çıktıklarında sezgileri tabii daha böyle kuvvetleniyor ve bir takım şeyleri hissetmeye başlıyorlar. Çünkü bulundukları gezegenle senkronize oluyorlar. Evet, galiba. Evet. Kalp senkronizesi. Bu dünyada da var. Bu söylediğim şey çok bilim bir şey. Bakın ben böyle spiritüellikten falan çok anlayan biri değilim, çok açık konuşayım. Bir şey matematikle desteklenmiyorsa benim için üzerine konuşulmaması gereken bir şeydir. O yüzden ben ilgimi çeken bir şey olduğu zaman bunun matematikle ne kadar desteklenmiş, ne kadar araştırması yapılmış, ne kadar o konuyla ilgili kaç tane insan ne kadar emek vermiş ona bakıyorum. Evet. Ama bu şu demek değil. Matematikle desteklenmeyen şeyler aslında var değiller. Matematikle destekleniyorlarsa varlar. Bu demek değil. Bazen bazı bilgiler o kadar ileride oluyor ki, sizin işte okuduğunuz gibi kaç sene önce okumuşsunuz. O an matematikle o desteklenmese bile birilerine o
bilgi iniyor. Tuhaf bir şekilde, ama bunu böyle vahiy iniyor gibi anlamayın. Yani işte bu dünyanın şuradaki kıtasında tekerleğin bulunmasıyla buradaki kıtasında da tekerleğin bulunmasıyla aynı şey. Evet. Birilerine zamanı gelen fikir dünya gezegeninde değişik noktalardaki insanların aklına gelmeye başlıyor zaten. Yani bir yerde birinin aklına bir fikir geliyorsa bir başka yerde gelebilme ihtimali çok yüksek. İki kişinin ya da üç kişinin, değil mi? Bunun deneyi bile var. Pasifik'te bir adada deney yapıyorlar. Şimdi maymunlar Pasifik'te yaşarlarken maymunlar üzerine ciddi araştırmalar yapan ve uzmanlaşmış bir ekip şunun farkına varıyor. Maymunlarda çok ciddi olarak bir bağırsakla ilgili bir problem var. Böbrek ya da pankreas olabilir, şu an yalan söylemeyeyim size. Bu şeyi araştırırken maymunların yer elması yediğini, yer elması yerken çok topraklı bir şekilde yediklerini, topraklı bir şekilde yemelerinden dolayı da hani ciddi bir içeriye taş aldıkları için ciddi sancılar çektiklerini anlıyorlar. Ve onlara o bölgede çalışan zoolojistlerden bir tanesi şeyi öğretmeye başlıyor. İşte yer elmasını kazıyor, gidiyor deniz kıyısında kumlu, toprağın içinden çıkmış yer elmasını yıkıyor. Kendisi yiyor, onu gösteriyor ona, yıkayıp yedirmeyi. Maymun da bunu iki kere üç kere böyle görünce yapmaya karar veriyor. Bir kere yaptığında maymun, yıkadığında tadı daha güzel geliyor. Tadı daha güzel geldiği için maymunlar bu sefer kazıp kazıp koşup koşup böyle sahile yıkayıp yemeye başlıyorlar yediği her şeyi. Pasifik'teki bir okyanusun ortasındaki bir adada bu. Evet. Hiçbir maymun bilmem kaç yüz kilometre yüzüp başka bir adaya geçmeden Pasifik'teki diğer adalarda aynı davranış sergilenmeye başlıyor. Bakın, bizim ortak bilinç dediğimiz bir şey var. Evet. Daha kafamız bu ortak bilinci algılayacak seviyede gelişmiş değil. Evet. Buna kafamız daha basmıyor. Evet. Amiyane bir tavırla ortaya koymak gerekirse. Fakat ortak bilinç var. Ortak bilinç zenginliği zaten bizim insanlık adını verdiğimiz bu hepimizi kapsayan bu kümenin ana düşüncesi. Her bir birey kendi fikrini geliştirdiğinde, kendi zihnini çalıştırdığında, analiz yapmaya başladığında bir köşede gelişen bu ortak bilince bir şey katmaya başlıyor. Ve katabildiği kadar evrende olabilmeye hak kazanıyor, değil mi? Bravo. Ortak bilince ne kadar hizmet ediyorsanız, ortak bilincin gelişmesine, büyümesine, değil mi? Böyle yani... deneyimlerimizden elde ettiğimiz analizlerin bilgiye dönüşmesine, çünkü ortak bilinç bir bilgisayardaki datanın toplandığı hard disk gibi bir şey düşünün. Tabii. Orada bütün sizin deneyiminiz, benim deneyimim, işte dünyanın öbür ucundaki öbür insanların deneyimleri, iyi deneyimler, kötü deneyimler, o iyi deneyimlerden ve kötü deneyimlerden edindiğimiz sancılarımız, korkularımız, sevinçlerimiz, o korku ve sevinçlerden, bütün duygulardan yaptığımız analizlerin doğurduğu bilgilerimiz, hepsi tabii ortak bilinç kümesinin içinde ortak bilincin genişlemesine neden oluyor. Şimdi, yani biz aslında burada tabii düşünce üreten, beyin dediğin mekanizma düşünce üreten bir alet. Evet. Ve sen ürettiğin düşünceyle ortak bilinci şekillendiriyorsun. Buradan geriye dönersek, evet, dünyada bakın bugün Google Maps'i kullanarak dünyadaki bilmem kaç bin yıl önce, yaklaşık 17 bin yıl önce kurulmuş piramitleri bulan bir çocuk, değil mi? Evet. Bunun haberleri çıktı her yerde. Yani Türkiye'de ben bunu ana haberde seyretmeyi çok isterdim. Google Maps'te bir yerde dünyadaki, çünkü dünyada da bu enerji noktaları dediğiniz noktalar var. Bu enerji noktaları dediğimiz, yanlış anlaşılmasın, dünyanın merkezinde çekirdek var. Çekirdeğin ürettiği enerjinin yoğun olduğu noktalar var. Yoğun olarak yeryüzüne ulaştığı noktalar var. Yer çekimi her noktada aynı değil. Mesela. Tabii. Değil mi? Tabii. Ve zaman her noktada aynı akmıyor. Evet. Biz zannediyoruz ki dünya böyle bir dümdüz bir taş, onun üzerinde yaşıyoruz. Yer çekimi de her noktada aynı. Japonya'daki bilmem ne dağının tepesindeki yer çekimiyle Everest'in tepesindeki ya da bilmem ne ovasındaki yer çekimi arasında farklı olabilir. Yere yakın diye yer çekimi fazla da olmayabilir. Yani çok değişik, farklı, bizim kafamızın henüz halk olarak söylüyorum basmadığı ama bilim dünyasında çok net bir şekilde bilindiği acayip bilgiler var. Tabii. Zaten burada problem ne? Biz bilim dünyasının kendisini güncellediği şeyleri halka inmediği için kendini update etmemiş bir halk olarak yer alıyoruz. Hala ne Newton fizik kanunları, işte iyicil ve kötücül, İşte siyah ve beyaz gibi böyle zıtlıklar üzerine konulmuş bir felsefenin üzerinden yaşamı devam ettirmeye çalışıyoruz. Halbuki görecelilik felsefesi devreye gireli çok oldu. İşte burada Einstein'ın da emek verdiği, değil mi, daha farklı, daha kuantum fizik, paralellikler üzerine. Yani her oluş aslında
bir spektrumun, bir yelpazenin bir noktasında var olabilir ve bütün noktalar varoluşun bir parçası olabilir. Bir bütünün sadece bir noktası olabiliriz şu an bugünkü Tabii. gezegenimizdeki yaşam içinde söylüyorum bunu. Tabii. Yani o yüzden çok daha büyük açıdan düşünmek lazım. Ben zaten bu kitabı, bütün bu bilgileri en anlaşılır haliyle bize indirmek için, yani halkımıza, kendime, kendi çocuklarıma, tanıdığım herkese en kolay haliyle, en can sıkmadan, yormadan, hikayenin içinde en anlaşılabilir haliyle indirebilmek için yazdım. Yani indirebilmek için sakın vahiy indirmekten falan kafanız karışmasına bir şey demiyorum. Yani indirgeyerek yazdım ki linklerinde koydum, daha fazlasını araştırmak Tabii. istiyorlarsa, o bilginin ya bu aslında yalandır diyorlarsa, hangi üniversitede, hangi tarihte, kimler tarafından araştırmalarının yapıldığını da Tabii, bulabiliyorlar hepsi kitapta. Hepsi yazıyor. Aynen. O yüzden de lütfen yani ve çok zevkli konular. Evet, çok zevkli yani, konular. Bu gibi kitaplar okuduktan sonra zaten hayatınız o yüzden değişiyor. Çünkü artık böyle ilginiz çeken ve dünyayla ilgili öğrenmek isteyeceğiniz ve öğrendiğiniz zaman kendi hayatınızda da acayip fark yaratacak öyle olaylar, öyle kapılar hayat size açıyor ki. Tabii. Öyle değişik insanlarla tanışıyorsunuz ki evet. konularınız değişiyor. Tabii, yani. Tabii. Hatta siz... bu mesela hepsi bu James Redfield'in bu 9. kehanete yazan bu olayına da değindikten sonra hani o kaldı bende. Hani siz ona da değinmişsiniz hikayeyle. Takılmak mesela. Demişsiniz ki çiğ yaşam enerjisinde olan bir insan asla bir hadiseye takılmaz. Bu sadece bu çiğ yaşam enerjisinin bedene inmemiş halindeki varlıklar. Evet. Analize geçmemiş. Evet. Çünkü o kadar çok yapılacak işi olur ki çiğ enerjisini keşfeden Aynen. kişinin öyle takılamaz ona buna tabii falan. Tabii kişiler falan yani siz işte Ayşe bana bunu söylemiş bilmem ne. Ya vaktiniz olmayacak. Olmayacak demişsiniz. Çünkü yani. Siz artık Yaradan'ın ilmiyle, bilmiyle, Yaradan'ın ya. Sistemiyle haşır neşir olmaya başlayacaksınız ve fark etmeye başlayacaksınız. Yani bu yeni bir renk görmek gibi bir şey. Yani ve şöyle olacak, arkadaşlarınız da o rengi görebilenler ve göremeyenler olarak ayıracaksınız. O rengi görebilenlerle arkadaş etmek evet. isteyeceksiniz. Çünkü birlikte sinemaya gitmek isteyeceksiniz. Ancak o rengi görebilenlerle gidebileceğiniz bir film olacak o. Sizin cümleleriniz ancak o insanlara, yani çevreniz değişecek. Kesinlikle. Evet, yani bu bir tek böyle kitapları ben yazmıyorum. Dünyada binlerce, milyonlarca insan vardır. Aynı emeği veren. Tabii. Çünkü niye? Ben de yalnızlaşmak istemiyorum. Ben de fark ettiğim şeylerin ne kadar güzel, ne kadar eğlenceli aynı zamanda ve ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu anladığımda ve kendi küçük çevremdeki insanlar üzerindeki etkilerini de deneyimlediğimde aa ya böyle bir dünyada yaşayabiliriz. Yani hangi dinden? Bakın bu hiçbir dine karşı değil. Ben İslam'ı çok seven biriyim. Yani çünkü İslam'ı gerçekten İslam'ın ne olduğunu deneyimleyen biriyim. Yani o yüzden bu da çok önemli. Yani işte soyadım mesela Cohen, insanlar zannediyor aa Cohen, aa işte Cohen Illuminati falan. Benim kızlık soyadım Sarı Zeybek. Yani ben zaten acayip uçlarda olmuş biriyim. O yüzden her uçta ne var, her insanların uçlardaki insanların oralara nasıl geldiğini de çok iyi analiz edebildiğimi düşünüyorum. Yani hayat utandırmasın diyeyim ve hayat Abi. Yeni dersler çıkarmasın diyeyim. Çünkü o dersler çok ağır olur. Ama yani emek veriyorum ve elimden geleni yapıyorum. Böyle olduktan sonra niye daha güzel bir dünyada yaşamayalım? Tabii. Daha zeki bir dünyada niye yaşamayalım? Tabii, tabii. Yani. Cennet olmaz yani. Cenneti size vaat etmeyecekler demişsiniz. Eden'de cenneti siz kendi bilincinizle kendiniz hak edeceksiniz ya ben demişsiniz. Ben şuna inanıyorum. Ben yani bunu da Kur'an-ı Kerim'in içindeki okuduğum ayetlerle böyle art arda analiz etmeye çalışırken bu fikir aklıma doğdu. Evet. Şunu düşünüyorum ben. Herkes işte öleceğiz, burada böyle suya sabuna dokunmayalım, böyle yaşayalım, öldüğümüzde cennete gideceğiz falan diye düşünüyor. Cennet sen onu gerçekleştirebilene kadar, gerçekleştirebildiğini sen ortaya koyana kadar. Evet. Belki de hani Yaradan'a gösterene kadar ki evet, ya Rabbim ben emek vererek cenneti burada kurabilmeyi başardım diyene kadar belki de sen cennete alınmayacaksın. Tabii. Çünkü sen kendi... Yani şunu söyleyeyim, ben bir meal yazsaydım benim mealimde evet. böyle açıklardım bunu. Çünkü benim anladığım kadarıyla zaten bizim kitabımız bize bunu böyle anlatıyor. Ama bunu öyle yanlış anlattığında işte Nebe suresi 33. ayet göğüsleri erginleşmemiş huri kızları diye çevirmiş. Çok 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 özür diliyorum ama sapığın biri diyeceğim. Çünkü bana göre o adam sapıktır. Çünkü ben o ayeti okuduğumda kelime kelime yıllarımı verip böyle... Anlamaya çalıştığımda ben öyle bir şey anlamadım. Ne cinsiyet vardı, ne huri kızları vardı. Hiçbir şey yoktu. Ben şunu anladım. Seninle, senin boyutunun üstünde bir boyuttan, yani seni bir varlık karşılayacak evet. ve
o seni orada karşılayacak diyor. Sana orada yani ne göğüs var, ne huri kızı var, ne böyle şeyler yok. Yani bu şey gibi düşünün, işte bir takım böyle sübyana şehvet duyan sapıklık seviyesinde artık varlıkları, insan diyemeyeceğim onlara, insanlığa davet etmek için çaresizce hani onları öyle ona anlatıyorsun ki ya bak burada günah işleme, gel orada istediğini yaparsın gibi bir algı oluşturuyorsun. Ya benim ya yani benim yaradanımın hiç böyle şeye ihtiyacı yok. Benim anladığım kadarıyla. O yüzden de lütfen hani hiçbir şeyi inkar etmeden, hiç kimseyi yargılamadan, Yaradan'ın her şeyi yarattığını anlayarak, anlayış göstererek varoluşu anlamaya çalışalım. Evet, yani ve bence bu konuda, bu anlamda sizin yazdığınız kitaplar çok büyük çığır açtı. İnşallah hayata katkısı olsun işe yarasın. İnşallah. Özellikle de fiile inanılmaz bir kapı aralandı diye düşünüyorum ben. Çünkü önce siz maddeyle girdiniz olaya. Yani fiziksellikle. 1:6:18 güzelliğin altın oranı. Evet. Ve diyorsunuz ki biz güzellikle öğrenebilen varlıklarız. Evet. Biz hani görmeyi de böyle değil mi? Güzel görünce nasıl gözlerimizi alamıyoruz? Tabii çok güzel seviyoruz. İnsanları dinlemeyi seviyoruz değil mi? Güzel değil şeyleri seyretmeyi. Güzel şeyleri yemeyi seviyoruz. Seviyoruz. O kadar yani. O kadar. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama dediğiniz gibi tersellik, bu güzellik algısından da yavaş yavaş kademe kademe de kitaplarınıza başka bir bilince doğru da geçiliyor. Evet. Bu anlamda bence çok değerli yazmışsınız. Çok değerli şeyler yazmışsınız. İnşallah, 13 yaşındaki bir kızla inşallah okuyup da hani anlayıp bunu sosyal medyada çok seviyorum. Hani canım Azra ablam bana çok farklı kapılar açtın diyebiliyorsa bence yerini bulmuş yani. İnşallah. İçinde cinsellik var. Hepsi var. Evet hepsi var. Çünkü yani cinselliği deneyimlememiş bir insan var mı? Yok. Cinselliği yanlış deneyimlemiş insan var mı? Milyonlarca. Milyonlarca. Yanlış nedir burada? Ona siz kişinin kendisi karar verecek. Şimdi ben burada bunu koyarken zaten kendi gücünü insanları manipüle etmek için kullanan sapkın bir adamı ortaya koyuyorum örnek olarak. Evet. Biz oradan yola çıkıyoruz. Ve en etkileyici yanı da hani artık sona doğru geliyoruz ama ben ona kesinlikle değinerek geçmek istiyorum. Demişsiniz ki bu arada psikolog yazarsınız siz. Bir psikolog yazar olarak çok daha değerli dediğiniz şey. Psikologlar artık günümüzde para almak için yani para almak için öyle olmuyor ama gördüğümüz hepsi örnekten değil. Can Manay'da hepsi değil. Ama o karaktere baktığımızda en iyilerinin bile hani arkası yarına der gibi biraz eksik bıraktıklarını, biraz karşısındaki insanları tam dinlemediklerini, biraz yüreklerini ortaya koymadıklarını görüyoruz. Çünkü değişir. Yani her tabii değişir ama dediğimiz gibi gene bu banka sisteminde öyle yorumlayacak olursak. Çünkü bizim artık para aracımız değil. Para eskiden araçtı değil mi? Değiş tokuş aracıydı. Ama şu an para artık amaç oldu. Paranın amaç olduğu hiçbir uygarlık ayakta kalamaz. Bundan önce, bizden önce bunu Romalılar yaşadı. Gittiler, Mısırlılar yaşadı. Gittiler. Yani dönem dönem insanlık para tuzağına düştüğü sürece çökmekle cezalandırılacaktır. Ve Azra Hanım, o en son olarak Can Manay karakteriyle yola çıkacağız ve 1:6:18 Duru'nun güzelliğini de, bu arada diziniz de çekiliyor çok yakın zamanda, 30 Mart'ta mı? 31 Mart Cuma günü 3 bölüm üst üste internet üzerinden hiçbir ücret ödemeden belirli, şimdi burada reklama girmesin diye kusura bakmayın söyleyemeyeceğim. Belirli bir telefon firması üzerinden izlerseniz ücretsiz olarak internet kotanız gitmesin diye, internet kotasında davaya verildiği şekliyle fi dizisi herkes için 3 bölüm üst üste gösterime sunulacak 31 Mart Cuma günü. Yani önümüzdeki Cuma. Ay ne kadar yani evet. Ay ne güzel oldu onu da bahsetmemiz. Evet aynen. Yani dediğim gibi orada en sonunda o karakterin de güzellikten maneviyata dönüşü, çok güzel bir kadında bulamadığı manevi değerlere başka bir kadında görerek tabii, aşık uyanış olması. Uyanış yaşıyor. En, kendimizde en uyanık ben yani en uyanmışımız bile hala uyanmadık. Dünya gezegeninde yaşıyorsak, bu gezegene döndüysek hepimizin bir problemi var. Herkesin, ben dahil. Hepimizin, en başta hatta. Tabii. Aynen tabii. O yüzden yani bunu unutmamak lazım. Tabii. Ve aslında aradığımız şey ne güzellik ne o ne bu. Aslında aradığımız içimizdeki özün yansıması. O anlam arayışı galiba. Gene sizin kitaplarınızda da onu anlıyoruz Yaradan'ı bence. Yaradan'ı arıyoruz. Yaradan'ı arıyoruz değil mi? Evet. Bu arada artık... Sizin kitabınız var. Evet ilginç. Ben program öncesinde bunu inceleme fırsatı buldum. Hikayemin adı Kırmızı. Gizem Serra Sözen. Ben tavsiye edeyim. Ben de henüz okumadım ama... Zannediyorum ne zaman? Salı günü başlayabilirim. Harika. Salı günü başlayacağım. Size hemen okuduktan sonra bakalım üzerine sohbetini yaparız. Çünkü ben bana da yapıldığı için ne kadar değerli olduğunu biliyorum o sohbetin. Çok çok değerli. Aynen. Azra Hanım. Çok yeni çıktı. Umarım zaten. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Dünya Şiir Günü de çıktı 21 Mart'ta. Ciddi misiniz? Evet. Daha evet. Yeni. Çok yeni. Çok güzel. Çok yeni. O yüzden peki bütün kitapçılarda var. Şimdi
Kitap Yurdu'nda var internette. Bütün kitapçılarda indirimlidir Kitap Yurdu'nda. Tabii Kitap Yurdu'nda indirimli. Ne kadar fiyatı? 12 lira. 12 lira. Şu an 1900 falan olması güzel, lazım. Güzel, çok güzel. Üstelik yani 230 sayfa bir çırpıda da okunacak bir kitap. Yani öyle çok sürükleyici olduğunu söylüyorlar. Öyle duyumlar alıyorum ama bakalım. Çok güzel. Bakalım bir öykü kitabı, değil mi? Evet, bir öykü deneme şiirler var içinde. Öyküler var, deneme tarzında düşünce yazılarım var. Evet. Hepsi bir arada. Çok ilginç bir öykünüz vardı ama şimdi artık spoiler vermeyeyim, siz kendiniz okuyun. Evet, bence de. Ve 5-10 gün sonra bütün yayın evlerin, kitap evlerinde artık satışa sunulacak. O şekilde de ulaşabilirler. Yolunuz Diyanar, açık olsun Remzi inşallah. Hayata katkısı olsun. İnşallah. Ben de öyle o amaçla yazdım. Biliyor musunuz Azra Hanım? İnanın bana. Zaten eğer bugün öyle bir yol ayrımındayız ki çevremizdeki yaşamı düşünmeden yaptığımız her hareket bize zarar verirken, çevremizdeki yaşamı düşünerek yaptığımız her hareket bizim bir süsümüz haline gelecek. Bizim bir güzelliğimiz haline gelecek. O yüzden emek verin. Yani biraz iyi niyetli olmakta zarar yok. Evet. Hayat iyi niyetliyseniz iyi niyetli insanlarla, kötü niyetliyseniz kötü niyetli insanlarla karşılaştıracak hayat sizi. Ben de ona çok inanıyorum, biliyor musunuz? Ona göre hep insanlarla, olaylarla, durumlarla karşılaşıyoruz. Aynen. İnşallah niyeti yerini bulur kitabın. Evet. O niyetle yazıldı çünkü. Evet, inşallah, inşallah. Bu bölüm hayat artık T Sanat'ın son bölümü. Çok teşekkür ederim. Sizinle kapanışa geçiyoruz. Ben artık bitiriyorum T Sanat'ı. Öyle mi? Genel anlamda da son bölümümüzdü. Yani aslında öyle denk geldik, her şey matematiksel, matematikten bahsettik ya. Yani kitabım çıktı ve programımı son bölüm vermeye karar verdim. Öyle de olması gerekiyordu. Her şey ayarlı işte, başka bir başlangıç. O bitiyor, başkası başlıyor. Evet, evet. Ama çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Güzel sorularınız için çok çok sağ olun. Çok güzel bir fırsat verdiniz bana. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Gelip bize şeref verdiğiniz için çok anlamlı, çok özel çok konuşmalarınız. Sağ olun, bizim için çok değerli. Biz birbirimize sarılacağız şimdi. Evet. T-Sanat burada bitti. Bir yıl boyunca bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yanımızda olduğunuz için. Sevgiyle kalın. Hayat sizden yana olsun. Siz de hayattan yana. Hoşça kalın.